İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Azerbaycan'ın sınırları hangisidir? Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Paşinyan. El Art uzmanlarıyla gerçekleşen video konferansı sırasında yeni durumlar ortaya çıktı. Artsakh Cumhuriyeti'nin insan hakları savunucusu cezaevine habersiz bir ziyarette bulundu. Suriye'de var olan durum. Türkiye Kuzey Irak'a tekrar hava saldırısı başlattı. ABD'de uzay kuvvetleri resmen iş başladı. Batı Ermenistan'ın Gesariya Kayseri'de 7,5 milyon yıllık Çorulofodon adlı mamut cinsine ait dev bir fosil bulundu. 30 Mayıs 1918'de Tiflis'te Taşnak hükümetinin Kafkasya'da Ermeni bölgeleri üzerinde egemenliğinin ilanından bu yana Azerbaycan'ın batı sınırlarıyla ilgili 4 yapılandırma olduğunu biliyoruz. İlk yapılandırma, konfigürasyon, Kafkasya Ermeni Cumhuriyeti'ne göre Taşnak hükümeti ve Türkiye arasında 4 Haziran 1918 tarihinde imzalanan Batum Anlaşması'yla Türkiye ile Azerbaycan arasında sınırlar belirlendi. Azerbaycan bugüne kadar bu sınırları talep ediyor. Uluslararası hükümetler tarafından tanınmayan Kafkasya Ermeni Cumhuriyeti 10 bin kilometre karedir. İkinci konfigürasyon. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne göre 23 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Ermenistan Cumhuriyeti, 24 Haziran 2010'da Ermenice ekte görebileceğiniz Azerbaycan ve Nahçıvan ile sınırlarını kısmen tanımlayan bir yasa kabul etti. Üçüncü konfigürasyon, Artsakh Cumhuriyeti'ne göre. Bu yapılandırmada Mayıs 1994'te Şamuya'nın kuzey bölgelerini de içermesi gereken Artsakh ve Azerbaycan arasında imzalanan Bişkek ateşkesine denk gelen Artsakh Cumhuriyeti ve Azerbaycan sınırlarını açıklar. Dördüncü konfigürasyon, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ne göre. Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Sevr Antlaşması'nda yer alan Batı sınırındaki maddeleri kale alarak 24 Haziran 2016'da Türkiye ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki sınır koşullarını belirleyen Sevr Antlaşması'nı onayladı. Makalenin tümünü web sitemizde bulabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yer alan ve Armen Press'in açıkladığı habere göre Paşinyan'ın El Art uzmanlarıyla Skype'la gerçekleştirdiği konferans sırasında incelenmesi ve değerlendirmesi gereken bir dizi yeni durum ortaya çıktı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Paşinyan, dünkü tartışma Amulsar Altın Madeni Projesi'nin yeni bir çete ihtiyaç duyup duymadığı sorusuna cevap vermek için de önemli bilgiler içeriyordu. Size Çevre Bakanlığı'nın 4 Eylül tarihine kadar görüş bildirmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Aşağıda söz verdiğim gibi dünkü tartışmanın tam metni sunulmuştur diyerek El Art uzmanlarıyla gerçekleştirdiği video konferansı sırasında yer alan tartışma görüşmesini ekte gösterdi. Artsakh Cumhuriyeti'nin insan hakları savunucusu Artak Beglaryan, Artsakh Cumhuriyeti polis karakoluna, cezaevine ve soruşturma departmanına habersiz bir ziyarette bulundu. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunma Ofisi Halkla İlişkiler Bölümü tarafından Armen Press Ajansı'na yapılan açıklamada, ziyaret çerçevesinde insan hakları savunucusu Beglaryan, mahkumların ikamet koşulları, tutumları, dış dünyayla iletişim kurma haklarının kullanılması, sağlık ve beslenme ile diğer birçok koşullarıyla tanıştı. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu hücrelerde kapalı görüşmelerin yanı sıra bir grup mahkumlarla özel görüşmelerde de bulundu. Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişiler insan hakları savunucusuna kendi yetki alanı içinde yasaların gerektirdiği önlemleri alması amacıyla çeşitli hakların korunmasına ilişkin sorular yönelttiler. İdlib'in güneydoğusunda Suriye hükümet güçleri ile gerici terörist gruplar arasında silahlı çatışmalar devam ediyor. Murasel Son adlı haber ajansına göre Rusya Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Suriye Arap Ordusu, Huveyn al-Kabr ve Az-Zarzur şehirlerini kurtarmanın yanı sıra Tal Abgar Tepesi ve At-Tamanya şehri yakınlarındaki kırsal bölgeleri kurtarmayı başardı. Sabah At-Tamanya şehrinin ele geçirilmesiyle ilgili bilgiler aktarıldı. Stepnews ajansına göre hükümet güçlerinin ilerlemesiyle birlikte Rus ve Suriye Hava Kuvvetleri de Carcanaz, Telmanis, Maar Shurin, Attah, Maaret, Şamşim ve
Deir Şark yerleşim bölgelerindeki teröristleri konuşlandıkları bölgeden çekmeye zorlayan saldırılar düzenledi. Armen Press'in Türkiye'nin Milliyet Gazetesi'ne dayandırarak verdiği habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT ile işbirliği içinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava saldırısı düzenledi. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Twitter mikrobloğuna göre saldırıda 3 Kürdistan İşçi Partisi PKK militanı öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası hak ve hukukun ağır ihlali olan Pençe 2 adlı operasyonuna devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Uzay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Sahil Güvenliği dahil olmak üzere ülkenin silahlı kuvvetlerinin 6. türü haline getirilerek resmen faaliyet gösteriyor. Yeni yapıya ABD Başkanı Donald Trump'a göre meslektaşları arasında büyük saygı duyulan 4 yıldızlı General John Raymond başkanlık edecek. TASS ajansının aktardığına göre komuta bayrağı Beyaz Saray'daki Pembe Bahçe'de düzenlenen tören sırasında sunuldu. Trump, yeni birim uzaydan gelecek tartışmalarda Amerika'nın esas çıkarlarını korumalıdır diye açıkladı. Biz, Amerika Birleşik Devletleri'ne ateş edecek olan herhangi füzeleri tespit ve imha etme yeteneğine sahibiz. Batı Ermenistan'ın Gesarya Kayseri ilinde Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında tek parça halinde 7,5 milyon yıllık Chorolophodon adlı mamut cinsine ait fosil bulundu. Canlının filin atası olarak değerlendiriliyor. Dev fosil parçası bir köylü tarafından bulundu. Kazıda dünyada ilk kez olduğu belirtilen fosil tek parça halinde. 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor ve 3 metre 50 santim boyunda. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosilin boyut olarak dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu değerlendirildi ve dünya literatürüne girdi. Kazılar devam edecek. Bu ilginç fosil tarihe ışık tutacak. Bölgedeki kazı çalışmalarının 30 yıl sürmesi bekleniyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hobby Yer adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.